Sizce hizmete şu boyutlarda ne faydası var? Tabana baktığınızda, üst ya da heyete baktığınızda, gençlere, kadınlara ve şu an Türkiye'deki mağdurlara baktığınızda yaptığınız çalışmaların bu farklı kısımlarda nasıl yararları var sizce? Şimdi bu soruya tam açıklığıyla cevap vermem zor olur. Yani. Ee, e bir kısmını kendine saklamam lazım mutlaka yani bir, mu, ya bir de insan şimdi bir önce. insan 7-24 yani normal mesaisini çalıştıktan sonra neden e, yoğun bir şekilde bu işlerle uğraşsın e, işte ilişkilerini gersin kendini sıkıntıya soksun mutlaka bir motivasyon kaynağı vardır e, ben değişik kesimlerde hani işte işte az önce psikolojik katkısından bahsettik örnek olma balık tutmayı öğretme gibi şeylerinde bahsettik seslendirme işte ses olma, platform verme, bazı yani değer verilmeyen fikirleri duyurmaya çalışma falan gibi şeyler. Bunlar hani yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun haricinde e, temelde şöyle bir problem var. Yani bu İslam'ın bugün yaşadığı problemle cemaatin bugün yaşadığı problem arasında çok ciddi bir fark yok. Nedir? 1400 yıl evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirdiği din Teorik olarak bugün yaşadığımız toplumsal olarak 1.5 milyar Müslüman'ın yaşadığı dinin dinden çok fazla cemaatin yaşadığı dinden de çok farklı onu da söyleyeyim yani şey değil. Hani cemaat belli bir vetireyle bir yere doğru yaklaşıyor diyebiliriz belki ama bence e, e, o, 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 o teori pratiğe geçerken daha ilk anda efendimizin vefatıyla başlayan hatta vefat etmeden başlayan bir sürece girdi insanlık. Hemen aslına rücu etti. Çünkü o mesajı yani alt şey yani mutlaka hani o asr-ı saadet filan diyoruz bir manada o asr-ı saadet ama yani bir mesajı birden çok iyi anladıklarını varsaymak çok şey değil. Yani dolayısıyla ne oluyor? Hemen 30 yıl içerisinde tekrar saltanata dönüyor mesele. Sonra çok değişik bir yöne gidiyor. Bugün e, o kadar ki İslam aleminin çoğunluğu e, Erdoğan tarzı bir siyasi liderle Fethullah Gülen tarzı bir din adamı karşı karşıya geldiği zaman 1300-1400 yıl evvel yaptığı tercihten farklı bir tercih yapamıyor. Çoğusu yine saltanatı, gücü, yalanı, siyaseti, politikayı te, 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 tercih ediyor. Öte yandan bir bakıyorsunuz Hazreti Hüseyin orada yapayalnız kalıyor. E, bu hani aynı e, ne derler buna? Aynı aynı stereo arka tayıpların aynı hikayeleri yeniden şey yapması yani tarih tarihin devri daimi tekrarı böyle bir şey aslında. Neden? Çünkü aslında biz ders çıkaramıyoruz. Aynı şeyler mikro ölçekte cemaat içerisinde de böyledir. Mesela işte bakıyorsunuz cemaat içerisinde küçük bir azınlık güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Büyük bir çoğunluk bundan nemalanıyor filan. Her organizma da böyledir yani şey. Bu ne kadar hani salih amel döngüsü ne kadar artarsa o kadar iyidir aslında. Bu eğitimle, öğrenmeyle, Öğrendiğini içselleştirmeyle olacak bir mesele. E, cemaat içerisinde bu tarz yani benim yaptığım yani hizmet konuşmaları tarzı tartışmaların, soru cevaplarla e, insanlara bir nebze teorik olarak düşündükleri meselenin e, belki teorik olarak bilmediklerini veya pratik olarak tanıdıkları meselenin teorik boyutlarını, potansiyelini, olması gereken yeri olmayan şeylerini çoğu zaman olmadıklarını göstermek daha kolay. İnsanın canı sıkıyor ama bak mesela adam böyle yapın diyor siz böyle yapıyorsunuz bu kadar fark var canı sıkılıyor ama işte işte o, o farkı görmezse zaten şey zannediyor her şey güllük gülistanlık zannediyor filan. öyle bir faydası oluyor. HYT çok ciddi bir faydası olur mu bilmiyorum. Çünkü zaten değişik vesilelerle görüşüyoruz. Dinleniyor yani, musunuzdur sizce? Yani dinlenmenin birkaç yolu var. <laughs> Dinlemenin birkaç yolu var. Ee, ben e, Fethullah Gülen'in e, şöyle söyleyeyim. Herkes şöyle bakabilir. Yani bunu ben bir, bir konferans vesilesiyle anlatıyorum Gülen Vakfı yüzünde. Herkes şu an durduğu yere şöyle bakabilir. Fethullah Gülen benim yerimde benim yaşımda genç bir öğretmen olsa bir mülteci olsa ne yapardı? O Hameni Gülenist. Kaç Gülenist var videosunda vurgulamaya çalıştığım mesele. Mesela heyetle karşı karşıya kalsaydı ne yapardı sorusuna da aynen öyle bakabilir diye düşünüyorum. Ona da cevap bulacaktır. yani Fethullah Gülen 60'lı yıllarda bir heyetle karşı karşıya geldi. O heyeti mesela yurt açmaya, ikna etmeye çalıştı. Dinlemediler. Karşı çıktılar. Afaruz Hayır ceketini hmm. alıp gitmedi. Hmm. Tam tersine bambaşka bir ceketini alıp gittiği dönem kendi arkadaşlarına yaptığı bir mesele. Yani hmm. ç, 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 yeterince örnek var. Hani bunlar çok yakın dönem örnekler diye söylüyorum da yani benzer şeyler yani bir şeyler yapmak İşte örneği tamamlar mısınız? Ne yapmıştı o zaman? Şöyle bu bu bağlamıyla çok bir çok bir örnek bir verilebilir de, de Çok örnek verilebilir de çok indirgersek çünkü çok bilenler yani özetleri detaylarını bilen insanlar da bazen detayında kaybolup o öyle bildiğin gibi değil şu kadar çok detayı var. Nokia Symbian'ın kullanmadı, şunu kullandı falan diye şey yapıyor. Yani temel mesajı şu, ya aslında Gülen çok saygıdeğer bir insandı Nur Camiası içerisinde, genç hoca olarak. Hani cemaatin geleceği gibi gözüküyordu, çok popüler popülerdi, şeydi. Ama işte bu 60'lı yıllarda ortaya çıkan bu köyden kente göçün de etkisiyle, hani bir sürü gençler geliyor, işte deniz gezmişler, şunlar bunlar, prototipler mesela. Bunlar genelde namazlarını yazdılar, muhafazakar ailenin çocukları geliyor ama bunlara sadece Solcular sahip çıkıyor diyelim. Veya işte değişik insanlar organize olmuşlar bu tarz evlere, yurtlara yerleştiriyorlar. Ve zamanla bu insanlar e, değişik bir şekilde aktif insanlar olarak topluma değişik getirileri, götürleri oluyor diyor. Biz de yurt açalım diyor. Ben tahmin ediyorum. Yani o, o zamanı bilen insanlar muhtemelen bunu o zamanki hizmet vakfı heyeti, 7-8 kişilik heyeti sunmuştur. Yani böyle bir yapmamız lazım. Onlar da biz... Biz böyle bir şey görmedik hizmetimizde, böyle bir şey yok filan demişlerdir. Ama yapmamız lazım, zamanın şeyi şu, ya sen icat mı çıkarıyorsun? Hani ta tartışmayı detaylandırabilirsiniz, bidatlık, münafıklık, her türlü şey konuşulmuş olabilir de, hani bunlar avam seviyede konuşulmuştur, o o seviyede biraz daha e, dikkatli bir dille, yok biz üstadımızdan gördüğümüz şekliyle şey yapacağız ki, düşün yani bunlar, biz yazarak gördük diyenler yazmışlar, biz okuyarak gördük diyenler okumuşlar, biz Türkçe gördük diyenler... Türkçe alfabeyle devam etmişler, biz Osmanlıca gördük falan hani tutucu insanlar olur. Genelde korumak isterler elindeki değer verdiği değeri ama korumak yani zamana karşı da korumanın bir yolu var. Update etmeniz lazım yani. E, muhtemelen Gülen'i, muhtemelen değil yani işte buna izin vermemişler. O da muhtemelen yani bu konuda yapılacak başka bir şey olmadığını, bir türlü ikna olmayacağını gö görünce yapalım olsun. Belki o şekilde ikna olurlar diye düşünmüş muhtemelen. Muhtemelen diyorum çünkü yani çünkü sosyolojik olarak öyle yapmış nihayetinde. Yapınca başına bela almış oldu işte çağırıyorlar. Yapma etme kapat git filan. Orada tartışmaya girmiyor artık mesela. Yani bir şey söyle mi tartışacak bir şey yok yani. Dinliyor efendice tamam diyor. Hayır diyor sonra yollara ayrılmış oluyor. Afaroz ediyorlar yani bilinen haliyle Gülen'i e, ediyorlar. Hani excommunicate ediyorlar filan bir manada. Hani gitmeyin etmeyin onunla görüşmeyin filan gibi şeyler geçiyor. Ama nihayetinde sonra bir bakıyorsunuz. Bakıyorlar bu önemli mühim bir eksiği kapatıyor. Onlar da yurtçuluk hadisesine giriyorlar. Gülen o dönemde okul hadisesine başlamış. Etrafını ona ikna etmeye çalışıyor. Çoğu insan herkese ikna olmuyor. Yani öyle şey olmuyor yani. Eee söylüyorsun hemen Marquez buluyor. Tabii tabii yani dinlemenin Yaşık. değişik yolları var. Sonra ne oluyor? İnsanlar dinliyor. İşte mesela örnek örnek vereyim. insanlar YouTube kanalı açıyor. Yani karşı çıkıyorlar açıyorlar. Ee, i̇mza kampanyalar açıyorlar. Patreon hesabı açıp public fundraising yapıyorlar. Efendime söyleyeyim insan hikayeleri, insan hakları derneği mücadelesi, amnesty üyeliği şu bu bunların hepsini yapıyorlar. Biraz zaman gerekiyor. Biraz örnekleme gerekiyor. Biraz belki bu zaten cemaatin kendi prensipleri içerisinde var. Göstermezsen görmezler, anlatmazsan bilmezler. Örnekleri kendinden yani, yani o manada hani tekrar toparlarsak herkes aslında çok basit bir şekilde Gülen olsa ne yapardı? Yani ben mülteci kampındayım. Benim yerimde o olsa ne yapardı? çok ilginçtir. Bu bulabilirsiniz. Yani hatta bir sınırdan kaçak nasıl geçilirle ilgili örnek var adamın hayatında. Suriye sınırından Türkiye'ye biliyorsunuz Gülen arandığı dönemde kaçak olarak geçiyor. Yani öyle hiç yaşanmamış, hiç hapislik görmemiş, hiç gaybubet yapmamış. 6 yıl gaybubet yapıyor Gülen. 6 yıl, 7 yıl falan yani yakalanana kadar. Ee, böyle ama insanlar tabii yani işte bakıyorsun şimdi 1998'de doğan çocuklar kocaman olmuşlar <laughs> falan anlatabiliyor muyum? Yani 1998'de bebek olan daha yeni o jenerasyondan bahsediyoruz mesela. Millenium jenerasyondan bahsediyoruz. Normal bilmemeleri belki ama diğer eskilerin bilmesi lazım. Dolayısıyla hani dinlemenin, anlatmanın değişik yolları var. Başarılı aktivistler neler yapmışlar, Türkiye'yi nasıl bu hale getirmişler, ee, milleti nasıl arkalarına sürüklemişler hep ikna ederek olmamış. Bazen e, Allah'a karşı mesul hissettikleri meselelerde inisiyatif alıp yapmışlar. İyi bir şey olmuş, tutmuş. Kötü şeyler de vardır. Şimdi yapmıyordur, unutmuşuzdur mesela. Önemli değil. Yani bu deneme yanılmadır. Yani e, her yaptığı başarılı o yüzden böyle değil. Başarısız işleri de ısrar etmemiş demek ki anlatabiliyor muyum? Yani tutmamışsa yapmamış. Dolayısıyla biz bugün onu konuşmuyoruz. Yani diyelim belki spor salonu açalım fikri olmuş da tutmamış. Anlatabiliyor muyum? Yani gençler kahvehane açalım fikri atmıştır ortaya. Tutmamıştır, yapmamıştır belki yani tamam şey yapıyorum. Demek ki kötü fikirlerde ısrar etmeyip iyi projeleri ve de değiştirip dönüştürüp yeni yeni şeylerle e, bu günlere getirmiş. Bu muhtemelen bugün de bugün de e, bugünlerde ne yapılması gerektiğini dair ben zannedersem Çağlayan başyazılarında onu yapmaya çalışıyor. O yüzden onu Ders ediyoruz şimdi. E, bugün de ne yapılması gerektiğine dair donörleri kendisini dinleyen bir avuç insana veriyordur. Onlar da alıyordurlar, yapıyordurlar. Bir avuç insan bir medeniyet kurmak için yeterli diyor kendisi. E, bence olur bu işler yani. <laughs>